Dostlar hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Mount & Blade'deki Bannerlord bölümüyle sizlerin karşısındayım. Mount & Blade'deki Bannerlord serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Iyekis şehrini kuşatıp yavaştan Asaray Krallığı'nın bütün gücünü kırmayı hedefliyoruz bu bölümde. Iyekis şehrinin ardından bir tane şehir kalıyor geriye. Hem Iyekis'e hem o geriye kalan şehri alıp sonrasında bu orduyu imparatorluk diyarında dağıtacağım efendim. Full mancınık yapıyorlar. Kesinlikle buralara şey kurmak gerekiyor. Kesinlikle buralara tribüşe kurmak gerekiyor. Sevgili dostlar, YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese çok çok teşekkürler. YouTube'dan izliyorsanız beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin beğenileriyle bu seri kaldığı yerden devam edecek efendim. Şimdi bir yandan böyle bütün Kalradde diyarını ele geçirmek adına savaşlarımız devam ederken bir yandan da sevgili dostlar açıkçası Rhaegar'ın gözlerinin içine bakıyoruz. Eğer ki Rhaegar vefat ederse ve oylamayla kraliyetin başına beni geçirirlerse, yani imparatorluğun kraliçesi, imparatoriçesi olabilirsem baya baya rahatlayacağız. Geçireceğimiz birkaç tane poliçe var. O geçireceğimiz birkaç tane poliçeyle hoppa bayağı rahatlatacağız ortalığı, bayağı rahatlatacağız krallığı. Zaten bakın farkındaysanız Asaray'ın karşılık verecek kuvveti yok. Eğer karşılık verecek kuvveti olsaydı yeni kuşattığımız yerlere onlar da tekrardan geçiş yaparlardı. Yani Sanalı'dır, Kuyaz'dır, bunları geri alabilmek adına bir faaliyet gösterirlerdi. Ama anladığım kadarıyla çok iyi durumda değiller. Tekrardan şey yapamıyorlar. Tekrardan böyle bölgeyi kuşatıp ele geçirme çalışmalarında bulunamıyorlar. Pekala. Şimdi şu surların üzerini bir temizleyelim. Sadece 400 kişiler içeride. O kadar hızlı bir şekilde üst surları alamazlar diye düşünüyorum ama bizimkilerin de herhalde bugün kolsuz olası tuttu. Evet, son tribüşeyi de... Ooo, çok güzel oldu bak bu arada. Gerçekten çok güzel oldu. Son mancınığı da alarak artık içeriye giriş yapalım efendim. Son mancınık da kırıldı. Gayet de güzel oldu. Suvius'un skilleri falan otomatik dağıttı değil mi? Abi çok güzel bir şey ya. Otomatik dağıtması gerçekten veli nimet. Otomatik dağıtması gerçekten çok güzel. Şimdi gidelim ve Iyekis şehrini bir ele geçirelim. Hazırım. ...400 asker bize çok korkunç bir karşılık veremeyecektir. Bu arada buraları savaşarak ele geçirdiler. Savaşarak ele geçirdikleri için buralarda esirler olabileceğini tahmin ediyorum. Çok öne gidip deli gibi ok yedirmeyelim kendimize, boşver. Birazcık hani önlerde oynayıp delikanlı delikanlı gidip ateş edeyim diyecektim de. Çok bir ok yedirmeyelim kendimize. Sıkamıyor muyum buradan oraya? Peki, şöyle bir kenara kaçalım, kenara köşeye. Siperin içine. Tribüşelerle surları dövmeye devam ediyor muyuz acaba bir yandan? Devam edebiliyorsak surları dövmeye devam edelim. Düşmanı yoğun bir şekilde baskı altında tutalım. Çatır çatır geçiriyorlar durduk yerde. Abav. O yukarıdakilere çok oku eriştiremiyorum galiba. Okçuluk yeteneğim de iyi halbuki ama.
Dediğim gibi pek fazla ok yetişmiyor gibi. Buranın surlarının sanal adam büyük olması gerçekten böyle bir farklı hissettiriyor dostlar. Yani Sanala şehrinin refah düzeyinin ne kadar yukarıda olduğunu gördünüz. Hani böyle Sanala'nın surları bile alçakken buranın surlarının böylesine devasa olması ve burada verdikleri savunma gerçekten beni şaşırtıyor doğrusu. Belki Iyaki şehri zamanında bizim krallığından birinin denetimindeydi ya. O aralar böyle buralar bir geliştirilmiş olabilir diye tahmin ediyorum. Buradaki surun kademesi kesinlikle 3. kademede. Adamın okunu görüyorum. İçeriye 1-2 ok da sallıyorum ama hangi kenarda bilmiyorum. Sağ kenarda ya da sol kenarda olabilir. Oo, neredeyse tam kafasına sıkabiliyordum onun. Aaaav ama. Peki şu bireysel savaşta baltayı kullanmanın vakti geldi ama buradan içeri giremiyorum. Tribüşelerimiz düşman surlarını dövmeye devam ediyor. Zaten ana kapıyı her daim daha iyi savunurlar ya. Bunlar büyük ihtimalle ana kapıda. Ana kapıyı her daim daha iyi savunurlar. O yüzden yanlardan girmeyi deneyelim buralara. Evet, tabii çift el silah hünerim çok yüksek olmadığı için haliyle çok hızlı savuramıyorum ama abi bu çok hızlı değil, bu yavaş yani, bildiğin yavaş bu. Abi benim hiç mi çift el silah hünerim yok ya? Hayır, aşağıdan bir yerden geliştiğini de görmüyorum ki. Evet, hiç yokmuş. 80 diyor. Lan 80 ne? 80 kullanmayı bilmiyorsun anlamına geliyor bu arada. Gürkan'ım hoş geldin. Ne yapıyorsun? Selamlar canım benim. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Ufak çaplı bir kriz geçirdim de. Chat ondan mütevellit ifade modundaydı. Hoş geldin. Bir tanesi tam böyle boynumdan vurmuş beni. Hakikaten bu arada mağara adamı daha iyi kullanır ya. Hiçbir silah hünerim yok. Neyse, kasılır kasılır, acelesi mi var? Şeyden sıkılmıştık zaten. Göndergeli silahtan sıkılmıştık. Balta kullanmak biraz olsun iyi. İyi hissettirdi de pek iyi gelmedi gibi. Baksana yere yapıştık yani. Onlara aldırma ya sevgili Hakan. Ya dürüst olmak gerekirse dostlar, bakın bazı konularda gerçekten toleransım düşük yani. Özellikle bu oyun konusunda bana hani arka plandan bir yönlendirmede bulunduklarında ben müthiş sinirleniyorum. Yani ben bu oyunun ustasıyım, kimse benden daha iyi bilemez değil. Yani nasıl diyeyim sana? Boş ve gereksiz geliyor bana, anladın mı? Yani yardım istemeden yönlendirmek aslında kişinin... Bilmiyorum, keyfine hakaret gibi bir şey ya. Hiç internet kafeye gittiniz mi? Bilmiyorum, o jenerasyondan mısınız?
Ama hani internet kafede ver senin yerine bu bölümü ben geçeyim abileri vardı. Onlar dostlar sizin ödediğiniz jetonlarla kendileri oyun oynar. Kendileri zorlukların üstesinden gelir. Ve sözde iyilik yaparlardı, anladın mı? Senin yerine bölümü ben geçtim. Ya lan eşşol eşek. Hani benim ödemesini yaptığım ve oyunun başına geçtiğim, hani kendi hakkımla geçmem gereken yerde sen benim elimden aldığım bilgisayara hakkımı gasp ettin yani. Bu da aynı şey. Tamamen aynı. Senden yardım isteyen olmadı, senden şey isteyen olmadı. Ben bölümü kendi zorluğumla geçeceğim belki yani. Kendim geçmek istiyorum, anladın mı? Ama adamlar buna müsaade etmeyince müthiş sinirleniyorum. O belki bu bölümü ben geçeyim abilerini bilirsiniz. Belki denk gelmişsinizdir. Çok haysiyetsiz, aşağılık insanlardır onlar. Ve şey böyle. Efendim sevgili Ali'den 100 bit var. İyi yayınlar dileğini iletiyor. Çok teşekkür ederim Ali, sağ olasın. Çok aşağılık, haysiyetsiz insanlardır onlar böyle. Hani yaşı küçük çocukların kafasına çökerler, tamam mı? Ver senin yerine ben oynayayım lan. Eşşol eşek. Bırak adam hani kendi deneyimini kendi yaşasın. Bunlar da öyle bir şey ve bu tarz insanları gördüğümde ben duramıyorum abi. Bu arada Sokatay'ın klanla aramızı iyi tutsak ne, tutmasak ne? Bakma, ara pozitifte de bunların klanında iki kişi kaldı. İkisi de kadın. Yani klanın lideri evlenip çocuk yapabilirse belki klan kurtulur da onun dışında klanın kurtulma ihtimali yok. Böyle birazcık geleceğe dönük yatırım yapmak lazım diplomasi konusunda. Sokatay'ı 60 yaşında. Evlense bile çocuk yapamaz. Ve Anikin herhangi bir şekilde 24 yaşında. Bu kız klanın başına geçer de çocuk doğurursa bu klan kurtulur. Yoksa kurtulmaz. Hatta bir şey diyeceğim. Sokatay nerelerde görülmüş? En son Çaykamp'ta görüldü. Ordusu var mı Sokatay'ın? Kızıyla evleneceğim. Dolayısıyla kadın öldüğünde klan yok olacak. Peki klanın yok olmasının bizde işe yarayacağı durum ne? Bizde işe yarayacağı durum şu. 4 tane toprak boşa çıkmış olacak. Ya hedefimiz aslında toprak almak etmek değil de. Başkalarına dağıtılır, bilmiyorum ya. Yani belki aramızın iyi olduğu birilerine dağıtılır. Neyse efendim. Iyakis şehri düşürüldü. Iyakis de bizim kontrolümüze geçti. Elimizde kalan bu 1400 kişilik orduyla Kasira'yı ele geçireceğiz ya da Sanala'yı ele geçirenleri durduracağız. Ama meydan savaşı daha çok ilgimi çeker. Teşekkür ederim. Kesinlikle bir meydan savaşı yapalım. Bizim çocuk geldi mi bu arada? O çılgın çocuk geldi. Böyle mi geldin? Oğlum bizim klan bu kadar zor durumda mı ya? Bizim klan bu kadar zor durumda mı? Oğlum bu hal ne? Au. Şu çocuğa Allah rızası için biri kalkan malkan bir şey versin. Yapışıp kalacak oğlan. Abi. Fakirlik ve ötesine. Babası 5 kuruş para vermemiş çocuğa. 5 kuruş para koklatmamış. Çocuk öyle duruyor. Bu arada burada 170 savunan var da o 170 savunana aldırış etmeyin. Çünkü yani 257 normalde ama milisler katılmaz. Büyük ihtimalle buranın sadakati düşük. Yani milisler gelmeyecektir burayı savunmaya. Ve aniden mi girdiler? Herhalde aniden girdiler. Bakın Sanala garnizonu desteğe geliyor ama Sanala milisleri desteğe gelmiyor. Çünkü Sanala'nın şeyi çok düşük. Sadakati çok düşük. Gelmezler. Ver paranı ben çalıştırayım diyen uyanıklar da var. Onlar da bu zamanda. Evet efendim, evet ya. Öyle arkadaşlar, yani o internet kafede dediğim gibi ver bu bölümü ben geçeyim abileri. Hani ve başından kalkmazlar da. Yani bir şekilde kaptırdığın zaman başından kalkmaz da, hani kendi oynar, 5 kuruş ödemez, insanların sırtından geçinir. Omurgasız, haysiyetsiz, şeref yoksunu. İnsanlar. Ve zorla oyunda bana müdahale edenler de bana onları çağrıştırıyorlar. Ben de o yüzden çok aşırı sinirlenebiliyorum, dediğim gibi bu oyunla alakalı şunu şöyle yapsana dediklerinde.
fazla öfkelendiğimin ben de farkındayım bu arada. Bu kadar öfkelenebileceğimi tahmin etmiyordum ben de. Neyse. Bizim Isabella Hanım sanırım bu balta kullanmada daha ileri gidemez ya. Yani seviye alması lazım. Lordlardan birinin kafayı uçurduk galiba. En olmadı tekel silah milah bir şey mi alaydık? Tekeli de kullanır da gacı. Baltada bir sıkıntı yaşanıyor. Aynen, aynen abi. Aynen abi. Direkt kafe sahibine söylemen lazım. Yoksa başından kalkmıyorlar böyle. O balta öyle mi sallanır kardeşim? Yazıklar olsun. Yok gerçekten işin şakası bir yana arkadaşlar, bana hiçbir oyunda backseat atmayın yani. Çok aşırı sinirleniyorum, kendime hakim olamıyorum. Hamzacan abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Hamzacan, merhabalar. Çok teşekkür ederim desteğin için. Yani ben normalde böyle biriyle konuşurken kırıcı olmamak adına 10 defa düşünüp öyle hani cümle kuran bir insanım. Yapım bu şekilde. Gerçekten yani naif yapıda bir insanım. Yani yolda karşılaşsan etsen ya da ne bileyim bir yerde benimle karşılaştıysan zaten 3 aşağı 5 yukarı tanımışsındır. Ama gerçekten yani oyunla alakalı, işimle alakalı, şununla bununla alakalı insanlar haddi olmayan şeylere karıştıkları zaman tavsiye ya da eleştiri adı altında hakimiyeti kaybediyorum. Yüle. Gidebilirsin, gidebilirsin. Bundan sonraki bütün herkesi salıyorum gidebilirsin, gidebilirsin diye. Sonrasında ne yapalım? Bu aldığımız fazladan adamları diğerlerine dağıtalım. Özellikle bizimkilerin var ya hiç şeyi kalmamış ya. Ahı gitmiş vahı kalmış bizim ordudakilerin baksana. Özellikle bizim klandakilerin yani 200'er adam barındırabilen elemanlar bunlar. Ve 200'er adam barındırmalarına rağmen hiçbir şey yapamıyorlar. Sadakat 18 olduğu için kesinlikle gelmeyeceklerdir. Ve burası ihanet edecek, o kadar belli ki. Baksana. Çok aç, sahibinin medeniyeti, para biriminin düşürülmesi, -5. Buranın ihanet edeceği o kadar belli ki. Efendim sevgili Hamzacan'dan 145 bit var. Her Sofire 14'te yeni günümüz Türkiye serisi çeker misin demiş. Paşam, senin istediğin muhtemelen, çok çok teşekkür ederim öncelikle desteğin için. Senin istediğin serinin şey olduğunu tahmin ediyorum. Böyle hani eventleri okuyoruz ediyoruz. İşte şurada şu görev var, burada bu görev var. Şunlar var, bunlar var, şu parti iktidarda, bu partiye oy toplayacağız gibi gibi değil mi? Tahminim o yönde yani yeni oynanan, yeni olarak gördüğüm o vardı sanırım. Ben onları beceremiyorum kral. Benim oynadığım Millennium Dawn'un klasik sürümü. Savaş ilanını oluşturup ordunu toplayıp patara kütere dalıyorsun. Ben o kadarını becerebiliyorum. Bende ondan ötesi yok. Abi yemek olsa bile... Evet yemek olsa şey yapar. Ayakta kalabilir ora. Varçek'in yeni sahibi. Buralarda komple isyanlar çıktıydı. Kim var aramın iyi olduğu? Şu Nikosar'la bir aramı iyileştirmiş olayım. 48, 17, eksi 100. Okey. Peki sevgili Reyga, ölmeyi düşünüyor musun acaba? Son olarak burayı ele geçirip çıkacağım sevgili dostlar. Yani çıkacağım dediğim Aseray diyarından çıkış yapacağım. Aseray diyarından çıkıp tekrardan ordu toplamak üzere. Geri çekileceğim biraz. Tek bir orduyla koca bir Aseray krallığını yıprattığımız bir sefer oldu kendisi. Ha benim dediğim versiyonunu mu istiyorsun? Bam bam bam. Atölyeden indireyim, kurayım, yapalım paşam, ayıp ettin.
Atölyeden indireyim, kurayım 2 dakika. Ha, ilk anlattığımı diyorsan etkinliklerle, eventlerle. Millennium Down klasik. Ha, ilk anlattığımı diyorsan hani dediğim gibi eventlerle şununla bununla. Hele hele paşam, orada işin içine bir siyaset giriyor var ya. Abu. Akıllara zarar. Ki ben yani işime siyaset karıştırmayı hiçbir zaman sevmedim. Millennium Down'dan çok abone olan anlarda bulamadım ya. En popüler. Millennium Down Turkey Plus Plus. Allah Allah. En çok abone olunan desem. Millennium Down Modern Day. Modern Day 4. Hangisiydi ki benim oynadığım ya? Oyunu bıraktım, arkadan mod arıyorum bu arada. Evet, bulamadım. Modu bulduğumuzda yaparız bir şeyler. Teşekkür ederim dostum ilgini alakana, sağ olasın. Şurada hemen balistaları kuralım. Tribüşeleri kuralım. Tribüşeler yukarıdaki mancınıkları temizlesin. Ardından ordumuzla içeri hücum edelim. Gerçekten ahım gitti vahım kaldı bu savaşlarda ve... Asgar asileri. Asgar sanki daha önce de bizdeydi ya. Asgar sanki daha önce de bizdeydi. Asgar daha önce de bizdeydi abi. Biz Iyakis'i aldık. Kuyaz, Sanala, Iyakis, Kasira. Asgar Sanala'nın biraz daha ilerisinde kalıyor lokasyon olarak. Şu an kuşatma haritasında olduğumdan dolayı gösteremiyorum da. Biz bu isyanlarla çok zor baş ederiz bu arada. Yani devletleri yıkarız. Devletleri yıkması kolay da. Sevgili Reyga ölüp imparatorluk bana kaldığı takdirde bu isyanları çözebilirim ben. Aksi takdirde... Bu iş gerçekten çok zor. Asgar'ı savaşıp yeni ele geçirmedik biliyorsunuz değil mi? Efendim sevgili Emir Altıncay'ın da teşekkür ederim Emir Altıncay'ın, kutlu olsun, sağ olasın. Oynarız be Hamza. Lazım zaten artık ekstraya bir Hearts of Iron 4 serisi lazım. Günümüz modu oynarsak güzel de olur. Bölüm bölüm iyi içerik çıkar. Ama dediğim gibi benim oynadığım hali bam bam bam. Ben... Vura vura gidiyorum kanka, bende event event yok öyle hani. Biliyorum sizin dediğinizi, decisionlardan ayarlıyorsun böyle işte, şurada şu sorun var, burada bu sorun var. Şu parti oy kaybetmiş. Bu parti oy kazanmış, işte şura bilmem nelerin kontrolünde, burada ayrı bir etnik köken sorunu var falan filan. Abi iş gerçekçiliğe ve realizme döküldüğü zaman... Merhabalar, tam bir terazi, teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın, hoş geldin. İyiyiz efendim, sizleri sormalı. Mount & Blade'deki Bannerlord serisinde ilerliyoruz. Ve Güney İmparatorluğu olarak bütün diyarı tek bir çatı altında toplayabilmek adına, bütün imparatorlukları tek bir bayrak altında birleştirebilmek adına savaşlardayız efendim. Dördüncü şehir savaşımız falan. Artık asker yorgun düştü. Savaşılacak çok fazla cephe var. Bu sebepten dolayı bu savaşın ardından yurda dönmeyi planlıyoruz. Teşekkür ediyorum efendim. İyi olmanıza sevindim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin dileğiniz için de çok sağ olun. Buranın da surlarının... Sanala'dan yüksek olmasına ne diyorsunuz peki? Buranın da surları Sanala'dan yüksek. Sanala gibi önemli bir şehrin surları alçak ve çok kolay fethedilebilirdi. Lakin diğer topraklar çok fena. Bu arada hazır burada bir ordumuz varken isyan bastırmaya da gidebiliriz dostlar.
Hani isyancıların çok fazla gelişmesine müsaade etmeyelim. Buradan isyan bastırmaya da gidelim. Ne kadar da güzel siperden çıkıp oklar yağdırıyorum, öyle değil mi? Aynen, sana da evlatlık gibi kalmış bunların yanında. Bu şehirlere gerçekten çok iyi bakılmış, en azından savunma açısından. Dediğim gibi yani Sanalı'yı ele geçirirken bunun yarısı kadar bile zorlanmadık sanırım ki. Orada bulunan ordu miktarı buradan iki kat fazlaydı. Yaklaşık 800 birimlik bir ordudan söz ediliyordu. Şu an mücadele ettiğimiz ordu yalnızca 500 kişiden oluşuyor. Asaray hakimiyeti de burada pek uzun sürmeyecek. Abi her yanda adamlar ya. Şu baltayla bir kenara geçelim. Okları yağdırmak için sabırsızlanıyorum. Evet ya. Bazı şehirlerin surları gerçekten çok kalın. Ve geçilmesi zor. Vurun bakalım kapıya. Lan bu herif Aseraylıymış. Ben de bizdendir diye hiç aldırış etmiyorum. Dedim illa Aseray'dan birini almışızdır, kapının önünde duruyor. Yok ya, atlı okçuluk hani belki bir nebze de. Okçuluk kale savaşları dışında pek bir şeye yaramıyor. Taş yiyeceğiz kafamıza. Taş yemeyecek miyiz? Sadece okçu mu var? Hayır, taş var. Atabildi mi peki o taşı? Okey, kapıyı hızlı yardık. Kapıyı hızlı yardık, hiçbir sorun çıkmayacaktır burada. Arada kaldık galiba. Gidip bir yerden geçebilsek çok hoş olurdu. Şöyle bir kenara geçirebilir miyim? Kenara. Benim karakter bu arada baltayı yavaş kullanıyor. Ama yavaş kullanmasına rağmen... Bak vurdu mu ikili üçlü. Ne tarafa doğru ilerliyorsunuz bilmiyorum ama. Baltanın ağırlığını hissediyorum bu arada ya. Çok tok vuruyor. Biz burada bayağı kayıp verdik galiba bu arada. Adamlar bizden bayağı vurdu. Diğer silah ne oldu? Hayatım, diğer silah şifacımda duruyor. Adamlarımdan birine verdim. Dedim ki biraz balta kullanayım.
Hani balta ağır ama vurdu mu da ikiye yarıyor hayatım ya. Dedim ki madem vurdu mu ikiye yarıyor, bunu kullanalım. Oo. Bak bu şehirde bize sorun çıkartan şey kesinlikle surlarının kuvveti. Surlar o kadar kuvvetli ki kuşatma kulelerine falan rağmen hızlıca ele geçiremiyoruz buraları. Surları gerçekten kuvvetli. Dur bakalım. Ölüyorsun. Saçmalama. Öyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben bu canla daha nice killer alır, nice canlar yakarım. Ama aşağı düşersem ölürüm. Yani orası kesin. Merdivenden aşağı düşersem burada yuvarlarlar beni. Oo, merhaba beyefendi. Kendisi lordlardan biriydi bu arada. Lordlardan birinin de icabına bakmayı başardık. Çiftel silah hüneri 97. Ölürsen kahkaha atarım. Hayatım daha çok beklersin. Bu ölü mü? Ölü yakıt anlamak yemiş, öyle havada kalmış. Yani gördüğün gibi profesyoneller. Birkaç adam daha vursaydı yere yatardım hayatım ya. Evet dostlar, bununla beraber Aseray topraklarında bulunan şehirleri bir bir ele geçirmiş olduk. Artık Aseray topraklarından çıkıp orduyu dinlendirmek zamanı. Çünkü dediğim gibi asker gerçekten çok uzun zamandır savaşta. Ve bu kadar uzun zaman savaşta olmasının getirdiği zorlukları yaşıyor. Yani ordularımızda, bizim yanımızda bulunan lordlarımızda, yaverlerimizde gerçekten doğru düzgün asker kalmadı. Şimdi şu grubumuzu aldığımız yeğenimize adam akıllı zırh ve silah almadan evvel güzel bir alışveriş yapacağız kendisine ama ay çocuğu çok çirkin yaptık. Efendim Mr. Praper bugün de devam edebilir tabii ki. Çocuğu da çok çirkin yaptık ama ne yapalım? Birkaç parça iyi zırh alacağım kendilerine. Şimdi bakın dostlar, Kuyas tarafından girdik. Kuyas, Sanala, Iyakis ve Kasira. Buralar tek tek ele geçirildi. Asgard'da asiler var ama abi ordu çok kötü durumda. Yani artık bu orduyu ayakta tutan tek şey benim 300 askerim. Bu yüzden ben bu arkadaşları Danistika tarafında salacağım. Artık Asgard'daki isyanla da başkası ilgilensin, öyle değil mi? Asgard'daki isyanla başkası ilgilensin. Burası ele geçirildi. Kime verebiliriz? Akios'a verebiliriz efendim, öyle değil mi? Şimdi sadece 4 tane kalesi kaldı Aseray Hanedanlığı'nın. Dediğim gibi bu ordunun şu an 1200 kişi gözükmesinin sebebi benden kaynaklı. Çok kalabalık geziniyorum. Çok fazla lord barındırıyorum bünyemde. Tamamen bundan kaynaklı. Orduyu burada bir yerde salmıyorum bu arada. Çünkü buralar savaş meydanı. Yani en azından Razih'i geçelim. Razih'i geçtikten sonra salıp kendi klanımdaki askerleri toplayabilirim. Buradaki ordu da birazcık dinlensin. Zira dediğim gibi yani çok uzun savaşlar gördü buradaki ordu. Ve bu gördüğü uzun savaşlar onları yıprattı. Askerlerimi yıprattı. Kesinlikle öyle. Burada orduyu salarsak birazcık zarar görebilirler. Hala benim köylerim yağmalanıyor değil mi? Üzücü. Riga Hanım'ın ölmek gibi bir niyeti var mı acaba? Krallığı bir tur versene, bir şey deneyeceğim. Hadi çocukları Razih tarafına bırakalım. Ve burada orduyu dağıtalım. Richard abim. Abimin eşi Mitela. Benim eşim Temyon. Ve Edward'ın eşi Rustika. Bunlar kalıyor. Geri kalanları burada bırakılıyor. Arkadaşlar sizleri güzel bir yerde bırakmaya çalıştım. Buralarda ordu toplaya toplaya hareket edersiniz.
Şimdi öncelikle ordusu en az olan burada benim eşim oluyor galiba. Kendisine şöyle biraz asker temin edelim. Biz de 300 askere kadar indirelim ki sağdan soldan birkaç parça asker toplarız. Buradan hızlıca nereye doğru çıkalım biliyor musunuz? Buradan hızlıca Çaykant şehrimizin oralara doğru çıkalım. Hem yeğenimiz artık evlenme çağına gelmişti. Ona da bir eş bakabiliriz. Kraliçemiz 65 yaşındaydı galiba, öyle değil mi? Kraliçemiz 63 yaşında. Ölür be. Bizde de arası çok iyi aslında. Bu arada artık biraz nüfus biriktirmenin vakti geldiydi. Uzun zaman tuttuk orduları orada. Beyler artık yani Kasire'yi de siz geri kaptırmayın olur mu bir zahmet yani. Yok mu yakınlarda ordu? Gidemez ki. Orayı kaptırdık galiba. Abi yapacak bir şey yok yani. Biz alıyoruz, onlar geri alıyor. Al ver al ver uğraştırıyorlar ama dediğim gibi yani elden gelen bir şey yok. Zira ben daha ne yapabilirim? Topladığım ordu mahvoldu. 1800 kişiyle başladık. 1200 askere kadar düştük de. Bu düşen 1200 asker. Ya 1200 askerin 600'ü benim de öyle düşün. Ya mahvolurduk yani. Emeklilik yaşı gelmiş sevgili Feli. İşte kendisinin burada bir şey yapmasını bekleyeceğiz. Dinlenmeye çekilmesini bekleyeceğiz. Şimdi benim toprağım olan bölgelere gideceğim yavaş yavaş. Benim toprağım olan bölgelerde çok daha iyi askerler toplayabileceğimize inanıyorum. Şu an benim ordum hariç sahada aktif 4 ordu var. Umarım o aktif 4 ordu kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getirebilir. Buralardan dediğim gibi Çaykant ve Makep, ayrıca Baltakent civarlarında dolanırken çok güzel bir ordu toparlayabileceğimize inanıyorum. Yürü bakalım, yavaş yavaş ilerliyoruz. Hala bu arada benim köylerim yağmalanıyor ve bu benim canımı sıkıyor. Şimdi bizimkiler deli divane ordu almaya başlar. Hoppa. Aa, normalde içeride asker bırakmayacak şekilde alıyordunuz bütün askerleri. Ekonomik sıkıntılar falan yaşıyor olabilirler mi? Büyük ihtimal. Merhabalar. Bakın buradaki yerleşim yerinin sadakati gerçekten çok yüksek. Neden? Çünkü ben burada sürekli festival ve oyunlar düzenliyorum. Ayrıca valinin medeniyeti de adamlara yakın. İstihkam 3, geri kalanlarını ayarlamadım. Pazar yerini bakın upgradeleyebiliriz. Yerleşim yerinin sadakatini arttırıyor. 25 gün sürecekmiş. 25 gün içinde isyan falan etmezler. Pazar yeri yapılır, tekrardan festival ve oyunlar düzenlenir. Ben yerleşim yerlerimi iyi koruyabiliyorum. Reimtol Kalesi'nin yeni sahibi. Sokata ilerle dediğim gibi, ilişkimi iyileştirsem de bir halta yaramaz. Bununla 43. Şu Abigos'la da biraz ilişki kasalım. Tamam ya, ilişkiyi biz çok rahat pozitife çıkartırız. Tek bir dileğim var şu an, yeni kraliçe olabilmek. Yeni imparatoriçe olabilmek daha doğrusu. İmparatoriçe olursam bayağı rahat hissedeceğim. Şöyle yapalım şimdi, buralarda dolandıktan sonra ordumuzdaki tier'ı düşük olanları bizim çocuklara paslayalım. Bir daha gir çık yapsak adam topluyor musunuz? Topluyorlar. Şöyle yapacağız. Biraz asker bağışlayalım sana. Ardından bütün gelişmiş adamlar bir kenara. Ve hop hop. Tier'ı düşük adamları verelim. Yani tier'ı düşük adamlar dediğim de atlı. Yani atlı ne kadar düşük olursa olsun iş yapar. Mazeni yediler. Şuradaki köyümü yiyorlar. Nüfus kaybetmiyorum bu arada orduya bütünlük basarken. Şaşal Bey orada sabahtan belli savaşıyor galiba. Ya da deli gibi yağma atıyor. İçinden geçtin mi köyün? Şaşal Bey'in tipe bakar mısın? Abi neden 27 askerinle köyümü yağmaladığını sorabilir miyim acaba?
Sanırım sorunun cevabı şey, çünkü yapabiliyorum. Adamı serbest bırakacaktım ama bana düşmedi. Bakın maket de uzun zamandır bizim kontrolümüzde. Buranın sadakati de iyi. Şimdi biz burada ne yapacağız? Öncelikle burada kenti yönet diyeceğiz. Anneciğim eline sağlık. Biz burada kenti yönet diyeceğiz. Buranın meyve bahçeleri full, tahıl ambarı full. Niye o zaman burada bu kadar az yemek var? Eksi 7. Refahtan dolayı gidiyor galiba. 70 sadakat iyidir abi. Henüz zaten şey de değiller. Gıdasız da değiller. Pazar yeri yapıp vergileri arttıralım. Kaç gün sürecek pazar yeri yapmak? 31 gün. Halledilir. Şimdi ben buradan bir Baltakent civarına doğru gideceğim. Allah Allah. Gene girdi herif, yağma attı çıktı böyle bir tur. Gene geldi herif, bir tur girdi çıktı. Güzel, bizimkiler yeterince asker alıyor. Yeterince asker almaları sevindirici. Şu sığınağı bir ortadan kaldırmak lazım. Zira bu Baltakent'in güvenliğini, güvenlikten dolaylı olarak da sadakatini çok kötü yönde etkiliyordur. O haydutları bir ortadan kaldırmak lazım. Gel bakalım şuraya. 31 işte bu. Ulan Ozan, ulan Ozan. Güzel, bakın asker miktarımız kendine geldi. Burada kenti yönetlesek nedir efendim? Sadakat oranımız iyi. Bak burada yapacağımız şey ne biliyor musunuz? 30 bin altını buraya koyup meyve bahçelerini bitirteceğiz. Meyve bahçeleri 4 gün içinde bitecek. 4 gün içinde aniden isyan etmezler. Oradan bir de pazar yerine geçecekler. Pazar yeri ne kadar sırayla kuruluyor bilmiyorum da aniden burada isyan çıkarsa da oturur ağlarım. Gerçekten ağlarım. Yakındaki sığınağı patlatmak lazım da. Sığınağa girmek üşendirici ya. Şu kadar gameplay saatinin ardından yani. Bizim şifacının canı az mı? Bana mı öyle geldi? Kimleri alabilirim burada? Elit İmparatorluk katafrakları. Al 9 kişi, girelim şuraya. Şimdi ben burayı baltayla tek başıma pataklarsam çifter silah hünerim biraz daha artar. O yüzden baltayla ben burayı tek başıma pataklamaya çalışacağım. Gel bakalım gel. Yeni baltayı deniyorum. Oba. Oba. Yavaş yavaş böyle bir savurma kendine geldi gibi. Ne diyorsunuz? Sanki böyle bir ufak ufak hallediliyor gibi. Savurma büyük oranda kendine geldi. Atletizmimiz de çok hızlı. Karakterimiz zaten deli gibi koşturuyor. Hemen hemen her yere yetişebiliyor. Gayet iyi. Oradan oraya, oradan oraya zıplaya zıplaya mahvedeceğiz elemanları. Merhabalar. Sağdan soldan bir bağıran birini duydum ama. Buranın yukarısında da bir adam var. Çifter beceri 98 oldu. Seviye alsam daha rahat kasarım aslında. Efendim sevgili Alperen 5 lira göndermiş. İyi yayınlar babuş dileğini iletmiş. Teşekkür ederim. Alperen iyi yayınlar dileğin için çok çok sağ ol dostum. Eyvallah. Daha 10 kişi var galiba. Yok 5 kişi var. Ben de sana keyifli seyirler diliyorum. Sağ olasın. Düdükler biraz ellerinde tekel silah var ya, daha hızlı savurabiliyorlar.
Seviye alsam ve bir tik çifter silah hüneri versem yeter aslında. Ama seviye alamam kolay kolay tabii ki bu seviyede. Elli tane mi? Bu 50 kişi bir cacığa yaramaz bu arada ama. Ya bu 50 kişiyi ben birine versem bile orduyu boş adamlarla doldurmuş olacağız, değil mi? Aman boş moş. Asker askerdir. En azından buradaki sığınağı ortadan kaldırdık ve ihanet etme opsiyonlarını... Oo. Kuyaz asileri. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok bak net söylüyorum. Rhaegar ölmedikçe bu krallığın götü toplanmaz. Rhaegar ölecek ve yönetimi de ben alacağım ki. Yönetimi alacak adama da bağlı çünkü geçireceği poliçeler. Rhaegar ölür de yönetimi ben alırsam anca öyle toplarız götü. Çünkü öteki türlüsü zor. Ve benim ordu full artı full bu arada. Benim ordum artık full. Abim, eşim, eşimin akrabaları, kardeşimin eşi falan. Sanal asileri ayaklandı. Abi, o kadar iyi biliyordum ki bakın yani arkamı dönmeden görüyor musunuz? Bütün her yerde ihanet. Abi bunun olacağı belli. Başka bir ihtimal yok. Gidip omuru alabiliriz bu arada. Varsa yakınlarda birileri. Bunun olacağı belli. Olmama ihtimali yok. Yani o Rhaegar poliçeyi geçirmeden bizim bütün çabalarımız boşa. İsyanlarla mahvolacağız. Belki şunu kaldırırsak iyi bir iş yapılır da. Yani halk kürsüsü değil, borçların bağışlanması. Dostlar bir geçirek şu teklifi be. Yok abi adamlar geçirmiyor. Okey yani geçirmezseniz kaderiniz bu. Yapacak bir şey yok. Borçlar bağışlanmayacak. Bu karar konsey tarafından desteklendi. Siz de borçları bağışlamazsanız böyle tek tek uğraşırız. Aslında şeytan diyor başlat ihaneti. Kur yeni krallığını. Kutulu follower oyunu takip edersen sana şey yapabilirim, tarif edebilirim. Nasıl bir hayatta kalma oyunu arıyorsun acaba? Yani bahsettiğin oyununla alakalı bana bir bilgi ipucu verebilirsen sana yardımcı olabilirim. Kral al var. Yok bu. Tamam anladım. Bizimkiler kral unvanıyla hareket ediyor. Şunları da biçerim ardından bu bölümlük bu kadar diyelim. Deadside bilmiyorum efendim yani hayatta kalma oyunu deyince direkt Deadside zannetmiyorum. Hücumlayın bir bakayım. Yerleşim yeri kapkara mı yoksa yeşil? Anladım. Buralarda da şey var galiba böyle. Yeşil renk paleti zemin. Sıktı varmant geç aşkım be. Geçeyim hayatım. O zaman bu savaşı yapıp bu bölümlük bu kadar diyelim mi dostlar? Savaşı tamamladıktan sonra bu bölümlük bu kadar diyelim efendim. Sadece Vilandia ve Vilandia'nın birkaç parça toprağı kaldı. Evet bu arada siyah yeşil karışımı bir zemin var burada. Bilmiyorum nasıl bir zemin olduğunu. Bak bura normal. Şura sıkıntı. Kapkara. Bu save'in artık bitme zamanı geldi dostlar. Gerçekten bitme zamanı geldi. Çünkü sürüm eskide kaldıkça kaplamalar falan sıkıntı çıkarmaya başladı. Sürüm o kadar eskide kalmamalı galiba. Sevgili dostum dediğim gibi eğer ki bana bahsettiğin hayatta kalma oyununun tarifini verebilirsen, tarif edebilirsen sana oyunu söyleyebilirim. Ördek tipli bir karakter vardı. Onun için özel bir moda girmiştin. Gerçekçi grafikleri yoktu.
6 ay önce falan oynadım. Başka da hatırlamıyorum. Abi live'da bulursun oyunu da. Ördek tipli karakter mi? Ördek tipli bir karakter alacaktın. Özel bir moda girmiştin. Vallahi hiç bir çağrışım yapmadı bende. Üzgünüm dostum, hiçbir çağrışım yapmadı bende, bilmiyorum. Biraz daha ipucuna ihtiyacım var. Ama 6 ay önceki yani oynadığım video mutlaka atılmıştır. Mutlaka live'dadır. 6 ay geçmez hani, ya belki videolar arasında bir haftalık fark vardır da 6 ay mümkün değil abi. Biz daha Sıvıyus'u başka göz edecektik. Çocuğu başka göz de edemedik, görüyor musun? Kanal live'dır abi. Hayatta kalma oyunu live'dadır yani. Mutlaka live'dadır. Güzel, milletle ilişkim de arttı. Sadece 17 askerlik bir kaybım var. Geri kalan herkese salıyorum. 50 tane köylü. Abi bu 50 tane köylüyü alsam ne, almasam ne? Yani bunlar orduya girse bile o kadar iş yapmazlar. Ne kadar güzel oldu lan. Tık 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 ilişki arttı. Bakar mısın? E harika oldu bu. Üstelik adamları saldığım için de ilişki arttı. Şahane bir haber. Orduyu Omor önlerine çekelim ve diyelim ki dostlar bizden bu videoluk bu kadar. Varnapol'le bir dur duracağız tabii ki. Bir tur orada ya da Sibir'de. Bir tur esirleri satıp dinleneceğiz. Sonrasında Omor'u ele geçirmeye gideceğiz. Seri değil, denedin sadece. Abi doğrudur. Yani... Oyuna sövdüğümü hatırlıyor musun? Eğer oyuna sövmüşsem atmamışımdır videoyu, silmişimdir. Ama sövmediysem videoyu bulma ihtimalimiz var. Yürü bakalım Umur önlerine. Sadece Omor değil, Balgard'da birileri ihanet etti değil mi bize? Külyat klanı. Külyat klanı Balgard'ın sahibi. Omor'un sahibi kim? Ulun klanı. Asileri krallıklarını alıyor elemanlar. Asileri krallıklarını aldıkları için daha hızlı gelişiyorlar. Yok çok beğendin. O zaman tamam, garanti bulursun. Abi ne yapayım yani... Hadi yayında siz benimle beraber çileyi çekiyorsunuz. O konuya yapabileceğim bir şey yok. Ama YouTube'daki adama niye sövdüğüm videoyu izleteyim? Hadi yayında gördün, beğenmedin. YouTube'dakileri niye izletiyorsun, anladın mı? Beyler bakın bu oyunu almayın. Benimle aynı tuzağa düşmeyin falan için belki dersin de. Yani onu da hani uygun bir dille dersin, anladın mı? Ben oyuna çok zaman ayrılması gerektiğini düşünmüyorum gibi. Misal yani yumuşak bir dille. Her neyse efendim, kıymetli vaktini bana ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkürler. Gelecek bölümlerde burada bulunan Sturgiyalılara bir zincir vuracağız. Sturgia'nın topraklarını aldıktan sonra, ki Varnapol'de de isyan çıktı, artık Vilandia şehirlerini almak üzere ilerleyebiliriz. Efendim dediğim gibi yani serinin ilerlemesi için tek bir alternatif var. Bu alternatif de Güney İmparatorluğu'nun Rhaegar'dan düşüp bize gelmesi. Yani başka bir seçenek yok gibi, ki yani bu evrendeki karakterlerin yaş sıralamasına bakarsak hala 74 yaşında olup yaşayan birileri var. Yani bu ne demek? Bu şu demek abi. Rhaegar daha yaşar. Şansımız varsa, şansımız yoksa. Ölülere bakalım. Ölüler maksimum kaç yaşında ölmüş? Abi, Khal Radia'nın yaş ortalaması uzun. Allah bize sabır versin. İnşallah bir gün biter bu çile. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın efendim. Bye bye.